Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu arada FED faiz kararını açıkladı dün. Tüm piyasalar merakla bekliyordu. Yılın ilk toplantısında faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etti. Faizi 25 baz puan arttırdı. Piyasalar merakla bekliyordu. FED kritik faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı. Gösterge faiz oranını %4,75 seviyesine yükseltti. Fed'in bu kararı oy birliğiyle alındı. Fed'in açıklamasına enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor değerlendirmesi dikkat çekti. Enflasyonun bir miktar gerilediğini ancak hala yüksek olduğu ifade edildi. Faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağı belirtildi. Fed Başkanı Jeremy Powell yaptığı açıklamada hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. İyi Parti diyelim. İyi Parti grup toplantısı da vardı. Sayın Akşener partisinin grup toplantısından bazı konularda sert çıktı. Gündeminde 2023 seçimleri vardı elbette ki. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak dedi ve EYT'ye getirilen bizim EPT diye isimlendirdiğimiz prim şartına tepki gösterdi Sayın Akşener. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Gündeminde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim vardı. 2023 hedeflerini açıkladı. Biz 14 Mayıs'ta sadece Sayın Erdoğan emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda özgür bir Türkiye'nin de önünü açacağız. Hukukun işlediği adil bir Türkiye'nin de önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp istikrarlı bir ekonominin de temellerini atacağız. Partisinin grup toplantısında konuştu İyi Parti lideri Meral Akşener. Sözü hafta başında Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar mutabakat metnine getirdi. Türkiye'nin daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attıklarını söyledi. Çalışmamız yarının kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye'si yolunda atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor. Ortak aklın ışığında sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için hep birlikte emek verdik. Meral Akşener EYT düzenlemesinde yaşanan prim sıkıntısına da değindi. Yarım yamalak bir iş benzetmesi yaptı. Gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ofisinde ve evinde gizli belgeler ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. FBI Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptı. Biden'ın avukatı Bob Bauer yaptığı yazılı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın Rehoboth Beach'teki yazlık evinde yapılan aramanın daha önceden planlanmış bir arama olduğunu duyurdu. Bauer açıklamasında arama kapsamında Adalet Bakanlığı'yla tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını belirtti. FBI'nin arama başlattığı ev Biden'ın gizli belgelerle bağlantılı 3. adresi olarak kayıtlara geçti. Biden'ın söz konusu evi başkan yardımcılığı görevini sona ermesinin ardından satın aldığı ve en son 20-23 Ocak tarihlerinde Biden'ın eşi Jill Biden'la konakladığı aktarıldı.